Dirençlerin değeri nasıl ölçülür? Üzerlerindeki renklerin manası nedir? Ölçü aleti yardımıyla biz direncin değerini nasıl ölçerim? Şimdi bu soruların cevaplarını bulalım. 4 renk bantlı dirençler için konuşalım ilk önce. Elimde 3 adet 4 renk bandına sahip direnç mevcut. Şimdi bu direncin değerini ben üzerindeki renklere bakarak nasıl ölçeceğim? Nasıl karar vereceğim? Hangi değere sahip olduğunu? Bunun hesaplamasını yapalım. Şimdi bu üzerlerindeki renklerin her birinin bir rakamsal karşılığı var. Siyahın 0, kahverenginin 1, kırmızının 2, yeşilin 5 gibi. Bu renklerin, bu rakamsal karşılıklarını kullanarak ben direncin diğerini hesaplayacağım. Şimdi nasıl hesaplıyoruz ona bakalım. 4 renk bandına sahip dirençler için hesaplamamızı yapalım. İlk 2 renkin rakamsal karşılığını aynen yazıyorum. Üçüncü renk kadar sıfır koyuyorum. Dördüncü renk tolerans olduğu için hesaba katılmıyor. Tolerans dediğimiz işte yüzde beş, yüzde onluk altın veya gümüş e, görürsünüz genelde. Dört renk mantılarda. Tolerans işte yüz onluk bir direnciniz var mesela. Toleransı yüzde beş olsun. Yüzde beş yani 105 beş onla doksan beş arasında ölçü aletiyle ölçtüğünüzde bir değer çıkacaktır. Bu hassasiyeti belirler. 5 renk bantlılarda ve 6 renk bantlılarda gördüğünüz gibi 5 renklilerde %1 Alt renklilerde yüzde 0.1 şeklinde üretilmiş. Tabi fiyat hassasiyeti hassasiyet arttıkça fiyat da artıyor. Hassasiyetin gerekli olduğu uygulamalarda 5 renk ve 6 renk mantılı dirençler seçiliyor. 6 renk 6 renk mantılarda ise 6. renk sıcaklık kat sayısını temsil ediyor. Şimdi 4 renk mantılara geri dönelim. İlk 2 renk gin rakamsal karşılığını aynen yazıp 3. renk kadar 0 koyduğumuzda direncin değerini hesaplamış oluyoruz. Dediğim gibi dördüncü renk tolerans olduğu için hesaba katmıyoruz. Şimdi elimizde bulunan dirençleri hesaplayalım. Kahverengi siyah turuncu. Kahverengi siyah turuncu. Kahverenginin değeri 1. Aynen yazıyorum. Siyahın değeri 0. Turuncunun değeri 3. 3 tane 0 koyuyorum yanına. 10.000 ohm yaptı. Direncimin değeri 10.000 on ohmmuş. Ben bunu kilo ohm'a dönüştürürsem 10 kilo ohm yapar. Diğer direncimi alayım elime. Turuncu turuncu kahverengi altın. Turuncunun değeri ilk renk bandımız turuncu 3. İkinci rengimiz turuncu 3. Kahverengi yani 1. Bir. bir tane 0 koyuyorum. 330 ohmluk bir dirençmiş bu. Diğer dirence geçelim. Yeşil, mavi, turuncu, altın. Yeşilin değeri 5. Mavinin değeri 6. Turuncunun değeri 3. 3 tane 0 koyuyorum yanına. 56.000 ohm yapıyor. Kilo ohma dönüştürürsen bunu 56 kilo ohm yapar. 4 renk bantlı dirençlerin ölçümü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 5 renk bantlı ve 6 renk bantlı dirençlerin ölçümünü de hemen gerçekleştirelim. Şimdi 5 renk bantlılarda da dediğimiz gibi hassasiyet Artıyor. Tolerans gördüğünüz gibi %1'e düşmüş. Altın renk da ise %0.1'e düşüyor. Şimdi burada da durum aynı. Burada da ilk 4 rengi yani toleransı hesaba katmıyoruz. Burada da ilk 4 renge göre hesaplama yapacağız. 6 altı renk mantılar için de aynı durum aynı. Son 2 rengi 6 renk mantıları da hesaba katmayacağız. 5 renklilerde de son rengi hesaba katmayacağız. Yani şu ilk 4 renge göre hesaplama yapacağız. İlk 3 rengin rakamsal karşılığını aynen yazıp dördüncü renk kadar sıfır koyacağım. Hesaplamam olmuş olacak. Burada mesela örnek bir direnç var. 2210 bulmuşlar. Bakalım öyle mi? Kırmızı, kırmızı, siyah, kahverengi. Kırmızının değeri 2. Kırmızı 2. Siyahın değeri 0. Kahverenginin değeri 1. Bir. bir tane sıfır atıyorum. 2210 yapıyor. Kilo ohm'a dönüştürürsem 2,2 kilo ohm yapar. Gördüğünüz gibi. Burada kahverengi siyah, siyah, turuncu. Kahverenginin değeri 1. Siyahın değeri 0. Siyahın değeri 0. Sarının değeri nedir? Pardon. Turuncu. Turuncunun değeri nedir? 3. Gördüğünüz gibi 3 tane 0 atarsam 100 ohm yapar. Bunu kilo ohm'a dönüştürürsem 100 kilo ohm. 5 renk ve 6 renk bantlar için de durum aynı gördüğünüz gibi. Şimdi renk üzerindeki rengi okuyarak Ölçüm yapmayı öğrendim. Şimdi ölçü aleti yardımıyla ben dirençlerin rengini e, bilmiyorum farz edelim. Renk hesaplamasını bilmiyorum. Elimde ölçü aleti var. Ölçü aleti yardımıyla hesaplamayı nasıl gerçekleştireceğim bunu görelim. Şimdi elimde piyasada bulabileceğiniz en ucuz bir ölçü aleti var. Bu ölçü aletinin omaç kademesine baktığımızda 5 adet kademeye sahip. 200 ohm, 2000 ohm, 2000 kilo ohm, 200 kilo ohm ve 2000 kilo ohm olmak üzere 5 adet kademeye sahip. Burada dikkat etmem gereken nokta doğru kademeye getirmek. Doğru kademeye getirene kadar yani değeri burada görene kadar OM kademesinde, maç kademesinde kadememi gezeceğim. Nasıl yapacağız? Hemen onu gösterelim. Tek elimle değdirebilirim ama ikinci elimi değdirmeyeceğim ölçüm yaparken. Yani şu şekilde tutacağım. Şimdi 2000'e getirdim 2000 kilo ama. Gördüğünüz gibi herhangi bir değer ölçmüyor, gösteremiyor. Hemen başka bir kademeye aldım. Şimdi şimdi bir şeyler göstermeye başladı ama tam benim istediğim değer değil. 20K'ya düşürdük. 0.32 diyor. Ya şunu net bir değeri alalım. Biraz daha düşürelim. 325 ohm. Evet. 200'e getirirsem ölçmez arkadaşlar. Çünkü 200 ohm'un altındaki değerleri ölçer. 200 kademesi. 2000 bunun için bu direnç için en uygun kademedir. 2000 kademesinde ben bunu ölçtüğümde 328 327 ohm gördüğünüz gibi ölçüyor. Neden 330 ohm değil? Renklerini okuduğumda 330 ohm'u temsil ediyor. İşte o bizim toleransımızdan kaynaklı sapma. Farklı bir direnç alalım arkadaşlar. 10 kilo ohmluk bir direnç renklerini okuduğumda ama renk okumayı bilmiyorsak rastgele kademeleri dolaşacağız. Gördüğünüz gibi 2000 ohm kademesinde ölçmüyor. Yükseltelim. 20 kilo ohm seviyesine çıkarttım ve ekrana hemen geldi. 10.04 şeklinde ölçüyor. Buradaki kilo ohm olduğu için 10 kilo ohm diyelim. Kademe K yazdığı için yanında gördüğünüz gibi 10.04 kilo ohm. Diğer direncimizi alalım hemen elimize. Gördüğünüz gibi 20 kilo ohm kademesinde ölçmedi. Düşürüyüm biraz. Yine ölçmedi. Arttıralım. 200 kilo ohm kademesine getirdim ve evet ekrana geldi. 56.3 kilo ohmluk. Bir dirençmiş bu. 2000 kilo ohm kademesine getirdiğimde de gördüğünüz gibi hassasiyet, ölçüm hassasiyeti düştü ama 56 kilo ohm değerini görmüş oldum ekranda. Şimdi bu basit bir ölçü aletiydi. Bu şekilde kademeleri dolaşarak ama tabii kaliteli ölçü aletleri var. Şu gördüğünüz gibi. Bu ölçü aletinde ölçümümüz biraz da kolay olacak. Öyle kademeleri dolaşmayacağız. Biraz önce ölçtüğüm 56 kilo ohmluk direnci aldım elime. Hemen ohm kademesine getirdim ölçü aletini. Ölçümime başlıyorum hemen. Şu şekilde tutmam yeterli. Gördüğünüz gibi hemen ölçtü. 56.38 kilo ohm şeklinde de belirtti kilo ohm olduğunu da. Hemen diğer dirençleri alalım elimize. Gördüğünüz gibi 327.4 ohm şeklinde ölçtü. Diğerini de ölçelim. 10 kilo ohmluk bir direnç bu. Gördüğünüz gibi o da 10.12 kilo ohm şeklinde ölçmüş oldu. Evet arkadaşlar direnç ölçümü bu şekilde. Ölçü aleti yardımıyla ve renk kodları ile dirençlerin değerleri nasıl ölçülür bunu anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur.